Sevgili seyirciler, bir okul bahçesi düşünün. Duvarlar rengarenk. Sırada öğrencileriyle okulu renklendiren renkli bir öğretmenin hikayesi var. Bu vatan için, bu millet için, kendi insanları için faydalı birer insan olarak yetiştirmek istiyoruz. Eğitime renk katmak istedi. Hem kendisi hem de öğrencileri eğlendi. Öğrencilerime nasıl faydalı olabilirim? Öğrencilerime ne tür kazanımlar sağlayabilirim diye düşünmeye başladım. Bunun başında belki öğrencilerimizin ya da toplumumuzun tamamında önemli bir yer tutan değerlerimizi aşılamak olduğunu düşündüm. Murat Işık, Batman'ın Kozluk ilçesi Hürriyet Ortaokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapıyor. Öğrencileriyle işe yaramayan araba tekerleklerini boyayıp içine rengarenk çiçekler ekti. Bununla da kalmadı. Okulun duvarlarını öğrencileriyle birlikte boyadı. Işık ve öğrencileri Değer Bahçesi ve Değer Sokağı adlı iki proje için çalışıyor. Proje kapsamında çevrelerindeki boş alanları renklendiriyorlar. Uygulamalı eğitim öğrencilere daha eğlenceli geliyor. İlk çalışmamızı özellikle Değerler Sokağı ve şu an Değerler Bahçesi'nde yapmayı düşündük. Değerlerimizi öğrencilerimize kazandırırken anlatarak değil, tamamen yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu da öğrencilerin değerlerle bütünleşip bu değerleri hayatlarına, yani yaşamlarının her tarafına uygulamalarına sebebiyet oluyor. Öğretmen Murat Işık'a göre sınıf sadece 4 duvardan ibaret değil. Her şey masa başında değil. Yani bu 4 duvar dediğimiz sınıf ortamında her şey anlatılmayabilir. Anlatılsa dahi öğrenciler bunu çok iyi kavrayamaz. Kar yağışı yine en çok